İsmim Sermin Cakalıoğlu. Derneğimizin hikayesi çok uzun ama ben size kısaca özetlemek istiyorum, özetleyebildiğim kadarıyla. 2001 yılında Cumalı Kızı Köyü'nü misafir götürmüştük ve oradaki ortamdan çok etkilendim. Kadınlar bireysel olarak köylerinde gözleme yapıp misafir ağırlıyorlardı. Bireysel bir ticaret yapılıyordu. Oysa kültürümüz bizim imece usulü iş yapılır, birlik beraberlik, yardımlaşarak iş yapılır. Ve bu arada köyümüzde de bir kooperatif vardı. Bu kooperatifimize de kadınları üye yapmıyorlardı. Kadınlarımıza bana sistemde bulunuyorlardı. İşte bizi de üye yapsalar falan diye. Ben dedim ki bırakın onların kooperatif onların olsun. Biz dernek kurarak hem kendi kültürümüzü yaşatırız, imece usulü iş yaparak düşüncesiyle dernek kurup kendi ayaklarımızı üzerinde durmaya karar verdik. Ve 2002 yılında da farkında olmadan da Türkiye'de ilk defa köy kadınlarına ait bir dernek kurmuşuz. Bu da bizi çok mutlu etti. Dernek kurmaya karar verdiğimde köydeki kadınları gezmeye başladım. Hacer Hanım'a gittiğimde Hacer Hanım dedi ki ben ilkokul mezunuyum ablacığım yapabilir miyim dedi. Dedim ki benim de senden hiç farkım yok. Keşke okutulsaydık. Ama okutulmadık diye de evlere kendimizi hapsetmemize gerek yok. O günden bugüne Hacer Hanım hayatında çok şey değişti. Şimdi artık buradaki misafirlerimizi Hacer Hanım kapıda karşılıyor. Ve sosyalleşti, özgüveni o kadar gelişti ki misafirler o kadar güzel diyaloglar kurarak misafir ağırlıyor ki yani bu bizim için çok önemliydi. İlk derneği kurduğumuzda gelir elde etmek için gözleme yaparak başladık işi. İşler pek iyi değildi başta. Daha sonra işler büyüdükçe, satmaya başladıkça büyütelim dedik. Derken neden dedik bir köy kahvaltısı olmasın bunun yanında dedik. Ve köy kahvaltısı vermeye başladık. Yoğun ona olan günlerimizde sadece mutfakta 15 kişi görev alıyor. Ve bunlar tabii hafta sonu daha da kalabalıklaşıyor. Bu kadınlarımız evlerinde sadece evinde kendi ailesine yemek yapan kadınlardı. Oysa şimdi günümüzde o kadar özgüvenleri gelişti, eli becerileri hızlandı ki şu anda hafta sonu yaklaşık 500-600 kişiye servis çıkarabiliyorlar. Derneği kurduğumuz 2002 yılından bu yana 15 yılımız geçti, 15 yılı doldurduk ama bu yaptığımız tesisimiz hiç kolay olmadı. Hep aşama aşama kadınlarımız gönüllü çalışarak buralara geldik. Tabii zaman zaman dönem dönem ücretli de çalıştılar ama şu yaptığımız tesisimiz yaklaşık 2,5 milyon liraya mal oldu. Ve bunun için de bankadan kredi aldık ve öyle yaptık. Ve bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Alın teriyle yapılan daha başka oluyor. İlk derneği kurduğumuzda bir tonla salça yapmaya başladık. Reçellerimizi falan yaptık. Günümüzde artık 25 tona çıktık. 25 tondan salça yapıyoruz. Ve bunlar tabii çok beğenildi. Her gelen misafirlerimiz yiyince, tadını alınca bu lezzetleri alıp gidiyorlar. Giderken ürünlerimizden de alıyorlar. Kasada duran Melih köyümüzün geliniydi. Yaklaşık 3 yıldır burada çalışıyor ama henüz ilk 6 aylık çalışıyordu ki bir gün geldiğinde görüşmek istiyorum dedi. Buyur dedim, ben dedi hamileyim dedi, beni herhalde çalıştırmazsın artık dedi. Böyle şey olur mu? Burası Kadın Dayanışma Derneği dedim, hayırlı olsun bebeğim dedim. Bebeği de burada büyütürüz dedim. Hep beraber dedim ve bebeği oldu, burada büyütüyoruz bebeğimizi. Yeni hedefimiz ürünlerimizi de yurt dışına da ihraç etmek. Bugün için hayal gibi görünüyor ama hayal kurmayı bilmeseydik bugünleri de göremezdik. İlk derneği kurarken yapamazsınız, edemezsiniz, başaramazsınız diyenler oldu. Ama ben de onlara dedim ki insan isterse her şeyi yapar, hele de kadın isterse başaramayacağı iş yoktur dedim.